Sevgili voleyciler, basın tribününe hoş geldiniz. Bugün çok kritik bir karşılaşma var. Başakşehir Galatasaray ile mücadele edecek. Biz de Metin Karabaş'la beraber bu karşılaşmayı yorumlayacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Abi vallahi yani belki bu maçın sonucu düğümü çözecek zirvede. Belki de çok daha sert bir düğüm atılmasını sağlayacak. Dünkü Trabzonspor beraberliğinden sonra Trabzonspor-Ankaragücü berabere kalınca Galatasaray için farklı bir anlam ifade etmeye başladı. Galatasaray kazanırsa ortak olabileceğini düşünüyordur herhalde bu karşılaşmayı. Tabii ki düşünüyordur bütün motivasyonu da bunun üzerine kuruyordur. Dün Trabzonspor'un berabere kalmasının ardından Galatasaray belki de hiç beklemediği bir haftada tekrar şampiyonluk yarışına ortak olabilir, motivasyonunu yükseltebilir. Biliyorsun son iki maçta 5 puan kaybettiler Sarı Kırmızılar ama o sırada da Trabzonspor takıldı. Hala o sebepten dolayı potada yer alıyor. Başakşehir iyi oynuyor, kazanıyor. Mesela ne olabilir? Başakşehir kazanırsa çok büyük ihtimalle Evet. şampiyon olur. Yani Tabii. tabii ki lig Yani bitmeden şöyle bir şey oluyor. Galatasaray'la 11 puan oluyor. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali kalkıyor zaten. Trabzon'un 4 oluyor. Trabzon'u 4 oluyor. Haftaya da Galatasaray Trabzon'u konuk edecek. Evet. Öyle de bir artısı olacak Başakşehir'in. Galatasaray kazanırsa tekrar hesaplarını yapmaya başlar. Ama berabere kalır ve yenilirse Sarı Kırmızılar Avrupa kupalarına gidememe tehlikesini artık çok sıcak bir şekilde hisseder. Evet. Burada da olası bir kötü sonuç Galatasaray'ı da psikolojik men de yıpratacaktır. Kalan son haftalara takımı motive etmek hiç kolay olmayacaktır. Zaten cezalı ve sakat oyuncu sayısı bir hayli fazla. Hedeften de kopulursa takımı dediğim gibi kalan haftalarda tekrar toparlamak çok mümkün olmaz gibi gözüküyor. Aynen öyle abi. Yani maçın da detaylı konuşacağız. Bir giriş yaptık bu şekilde. Ama ben hani Trabzonspor'un sanki son 2 haftadaki beraberliği sürpriz oldu. Hani Alanyaspor gene nispeten güçlü bir takımdı ama dünkü beraberlik çok sürpriz oldu. Yani ben beklemiyordum açıkçası. Başakşehir bir anda çok yalnız kalabilme Evet. durumuyla karşı karşıya kaldı eğer kazanırsa bugün. Yani bu hafta Galatasaray'da da şöyle bir durum var. Çok önemli bir maç ama çok da fazla eksik var. Evet. Falcao, Adem'in durumları, Markkanen'in olmayışı, birçok rotasyon mecburen yapacak Fatih Hoca. Şimdi nasıl bir takım bekliyoruz? Yani önce takımı konuşalım, sonra bu hafta takım maça nasıl hazırlandı onu konuşalım. Evet, yani takım şöyle bugünkü maça tam anlamıyla devşirme bir takım Evet. olarak çıkıyor. Stoperi orijinal stoperdir Lemina. İşte sağ bekte Lines oynayacak. Zaman zaman sol bek oynuyor. İşte ileride forveti Onyekuru'nun oynayacağını biliyoruz. Böyle Galatasaray elindeki malzemelerden ortaya bir şey çıkarmaya çalışacak. Tabii ki morallerin çok yüksek olmadığını biliyoruz. Stresin bir hayli fazla olduğunu biliyoruz. Çok cezalı var, eksik var. Kritik bölgelerde önemli oyuncular yok. Bireysel performans düşüklükleri var. Onyekuru'nun çok formda olmadığını söyleyebiliriz. Saracchi'nin çok savruk yine formsuz olduğunu söyleyebiliriz. Ama Galatasaray tabii ki final maçlarını bugüne kadar hep iyi oynamıştır. Ağırlığını koymuştur. Eğer bugün de bunu başarırsa başka bir şeyden bahsedebiliriz. Muhtemel 11'i şöyle düşünüyorum ben. Kalede Okan olacaktır. Savunmada Lines, Donk, Lemine, Saracchi dörtlüsü olur. Orta sahada Belhanda, Seri, Ömer, Feguli, Emre Akbaba. İleride de Onyekuru'yu görme ihtimalimiz çok yüksek ama zaman zaman da şöyle de yapacaktır maç içerisinde Fatih Hoca. Belhanda'yı forvete atıp Onyekuru'yu sola çekip Ömer'i bu sefer orta sahanın üçlüsüne monte edip onun sağlamlığından yararlanmak isteyecektir. Böyle bir varyasyonu da göreceğiz mi? Dört Evet. Evet. oluyor. Belanda'yı Evet. öne attığı zaman. Peki ilk kadroda sol açıkta Ömer mi oynuyor? Yoksa Ben Emre oraya? Ömer'i bekliyorum Saracchi'nin önünde. Ömer'i orta sahanın solunda. Daha önce de denemişti hoca. Böyle bir durum olacaktır ama göreceğimiz tablo şu olacak. Bunu söyleyebilirim. Maçın gidişatına, skorun gidişatına ve oyun temposuna göre Fatih Hoca bu oyuncuların yerlerini özellikle orta alandaki oyuncuların yerlerini değiştirecektir. Başka arayışlara girecektir.
Sekidika ihtimali olabilir mi abi ilk 11'de? Ama o penaltıdan sonra hani bana kalırsa o yok ama hani çokça yazıldığı için soruyorum. Ya evet, şimdi şöyle yazılıyor çünkü hoca deniyor yani. Antrenmanlardan gelen haberlere göre bizim de arkadaşlarımız yazıyor. Sekidika'nın da hoca deniyor yani, çünkü şunu deniyor. Yani belki 11 için değil de oyun sıkışırsa ben Sekidika'yı nasıl kullanılırım taktik çalışmadan denedi. Yani bugün de mecbur kalırsa yine Sekidika'dan yararlanacaktır. Çünkü yararlanabileceği oyuncu sayısı çok fazla değil. Yani evet, hocam bu yüzden kimi sokabilir? Sekidika'yı sokar, Jimmy'yi sokar. Ondan sonra işte Taylan'ı sokar. Evet. Zaten elinde çok fazla bir varyasyon. Mesela Yunus'u da hafta başında hoca forvette denemişti. Yani her şeyi deniyor hoca. Sekidika'yı da deniyor, Yunus'u da deniyor. Çünkü dediğim gibi eldeki malzeme kısıtlı. Herkesten evet, faydalanmak zorunda kalacak. Bir de 5 oyuncu değiştirme hakkı var artık takımların. Aynen. Bunu da düşündüğünüz zaman Fatih Terim'in bütün oyuncuları zaman zaman az kadroda antrenmanda denemesi çok normal. Bir basketbol koçluğu gibi oldu artık bu 5 kesinlikle. Sonra. Tabii bir karşı tarafta da çok kuvvetli bir takım var abi. Yani hakikaten çok ezbere bir oyun oynayan, yıllardır aynı oyunu oynayan ve bunu geliştiren bir takım var. Şimdi bu hafta içinde şunu sorayım, hani Başakşehir'e gelmeden önce. Antep maçından sonra çok ciddi bir isyan oldu Galatasaray tarafında. Evet. Hakem Alper Ulusoy'a karşı. Bu hafta içi Başakşehir maç hazırlıklarına nasıl yansıdı bu durum? Yani o kafadan tamamen atabildiler mi Antep maçını oyuncular? Zannetmiyorum. Yani çünkü oyuncularda ve teknik heyette artık bu hakem hatalarından kasıt aranır hale geldi. Oyuncularda işte mesela maç sonrası Mariano'nun açıklaması vardı. Şöyle diyor, işte bu hakemlerle biz şampiyon olamayız'a getirdi. Yani tamam, birebir cümlesi bu değil ama yani oyuncuların bilinç altında zaten artık bu yerleşti Galatasaraylı oyuncularda, teknik heyette. Fatih Terim ne demişti basın toplantısında? Yani artık kulübün resmi organlarından yazılı açıklamayla bu iş olmuyor. Yani artık hocanın da aklında burada bir düşüncenin olduğu, bu kararların art niyetli olduğu yönde bir düşüncesinin olduğunu biliyoruz. Oyuncuların ve teknik heyetin psikolojisi tabii ki yine hakemden böyle bir durum beklentisi içerisindeler. Açıkçası bunu atlatmak kolay değil. Çok kolay. İşte o buraya yansırsa daha kötü etkileyebilir Galatasaray. Yani yansır. Onu gördük. Saha dışı olaylar saha içine etki ettiğinde işte Ankaragücü beraberliği geldi. Evet. Şimdi şöyle olabilir belki, yani hakem doğru bir karar da verse Galatasaray evet, aleyhine, oyuncular bu sefer çok gereksiz veya fazla agresif bir şekilde itiraz da edebilirler. Yani bunu çok kontrol etmeleri gerekiyor. Senin de değindiğin yer çok önemli. İşte Trabzonspor mesela son iki hafta o stresi, o baskıyı kaldıramadığından dolayı, yani başkanından, yöneticisinden oyuncusuna kadar bu tempoda bazı stres durumlarını kaldıramadıkları için aşırı bir gerginliği var. Galatasaray'da Başakşehir karşısında bunu yaparsa en büyük hatayı yapmış olur. Aynen öyle. Zaten bu kadar kadro eksikken bir de üstünde bu stres çok zor hale getirir karşılaşmayı. Başakşehir evet, tarafına gelecek olursak abi, Başakşehir'de de hakikaten demin de söylediğimiz gibi yani çok güçlü bir kadrosu var, güçlü bir oyunu var. Bir anda da ligin daha bitmesine 5 hafta kala belki de final maçına çıkıyorlar. Yani biz hep ligin evet, sonunu işaret ediyorduk. Bir 33. hafta bu düğüm çözülür mü çözülmez mi diyorduk. Sürpriz puan kayıpları yaptı Galatasaray ve Trabzonspor. Başakşehir yapmadı. Evet. Hani bugün hani iki takımın kadrosuna baktığımız zaman aslında Başakşehir'in daha önde olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle söyleriz. Hem bireysel kadroyu yan yana koyduğumuz zaman Başakşehir'in kadrosunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hem oyuncu performansları konusunda da bireysel olarak çok sorunlu olduklarını söyleyebiliriz. Hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Hatta aranın en faydasını görmüş takım bence Başakşehir. Oyun düzeninden hiçbir şey kaybetmemiş. Fizik olarak kendilerine çok iyi bakmışlar. Mental olarak çok iyi bakmışlar. Okan Hoca bu arada çok çalışmış. Kendisini tebrik ederim. Yani gerçekten nerede nasıl oynaması gerektiğini takımına çok iyi anlatmış. Çok iyi uyum sağlamış. Başakşehir bunları üst üste koyduğumuz zaman tabii ki terazinin ağır basan tarafında olarak görünüyor. Aynen öyle, yani eşleşmelere de baktığımız zaman üstün olan taraf, yani Saracchi'den bahsettim, çok formsuz, önünde çok formda bir Vichia var. Evet, evet. Galatasaray orta sahada 3. oyuncusunu bulmakta zorlanıyor. Orada İrfan, Mahmut, Aleksic üçlüsü var. Evet. Stop yokken Galatasaray'ın Dembaba, Crivelli ikilisi ön tarafta var. Bir çok güçlü, fizikli takım. Yani ileride özellikle fizikli bir takım.
yani mesela Lemina'nın stoper oynaması Galatasaray'da birçok yerin değişmesini, taşını yerinden oynatıyor. Şimdi Lemina stoper oynatıyorsunuz mecburen. Mesela orta saha kurgunuz değişiyor. Yani Galatasaray'ın o bölgesi çok sıkıntılı. Başakşehir'in de o bölgesi, Viskası, işte Dembaba'sı, ondan sonra Crivelli'si, bunlar çok önemli. Fizikli ve formda oyuncular. Galatasaray'ı bir hayli zorlayacaklardır. Yani Şikitel'in olmaması bir dezavantaj gibi görülebilir ama orada da Galatasaray'da yani Falcao ve Adem tipinden tipik bir 9 numara olmadığı için orada da çok fazla problem yaşamayacaklardır. Ama tabii büyük takım refleksi, Galatasaray büyük camia, büyük takım, bu tarz durumların altından her zaman kalkabilmeyi başarmıştır. Ben yine de çok zor bir maç olacağını bekliyorum. Kesinlikle. Zor maç olacak. Galatasaray eğer ilk yarıda Başakşehir'in öndeki baskısını kırarsa, ki Başakşehir önde baskıyla başlayacaktır, Galatasaray'ı arkaya ittirip alan yaratmak isteyecektir. Yani Galatasaray'ı kendi yarı sahasında tutmak isteyecektir. Eğer Galatasaray sakin kalıp bu baskıyı kırarsa oyuna ortak olur. Ondan sonraki süreçte oyunun nereye gideceğini hep beraber görürüz ama Başakşehir maçın başında alıştığımız baskısını ve yaratıcı oyuncularının adam eksiltmeleriyle pozisyon bulmalarını tekrar bu maçta da sağlarsa skora gidebilir. Galatasaray'ın yapması gereken şu: ilk bölümde, ilk yarıda Başakşehir baskısını kıracak. Oyuna, topa özellikle sahip olması gerekiyor. Topa yön vermesi gerekiyor Galatasaray'ın. Biraz tempoyu bu anlamda elinde tutarsa oyuna ortak olabilir. Abi ağzına sağlık. Bakalım nasıl maç izleyeceğiz. Akşam hep beraber heyecanla bekliyoruz. Tekrar maçlardan sonra, Trabzonspor maçından önce de konuşuruz diye düşünüyorum. Belki o videoda da yaparız. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Herkese iyi günler diliyorum. Keyifli bir maç diliyorum. Hoşçakalın.